Şimdi yine sorudan önce seçeneklere bakalım. Seçeneklerde ne var? Hemen bir bakalım. Bir, adjective clause dizilimi var mı? İki, non clause dizilimi var mı? Var. Adverbial da var. Bir de adverbial clause dizilimi var. Doğru. Indent. Indent neydi anlamı? Bir kaos grubundan. Evet, bakımından anlamı vardır. Bir cause grubudur. Doğrudur. Peki, bakımından açısındandır. Çok doğru, tebrik ediyorum. Ne yapacağım? İlk önce benim neye ihtiyacım var? Boşluktan önce bir cümle, boştan sonra bir cümle var mı, ona bir bakalım. Boştan öncesinde the stories of my grandmother most. Ya arkadaş, benim elimde the stories of my grandmother şeklinde verilmiş bir noun phrase var. Daha sonrasında eleman bir miktar ifadesi getirmiş. Kusura bakma. Ben boştan öncesinde bir SVO görmedim. Bir tam cümle görmedim. Bu bağlamda Bursa indeti net eledim. Bu bir. Peki şimdi adjective clause'a mı ihtiyacım var, noun clause'a mı? Boştan öncesi neyi niteliyorum? Miktar ifadesini. Ve zaten dikkat edersek bu most kendinden öncesinde gelen hikayeleri niteleyecek. Yani ismi niteleyeceğim. İsmi nitelerken ne clause kullanıyorum? Ne clause? Adjective clause. Peki o zaman seçeneklerde noun clause dizilimi olan have ifadesini eledim. Biliyorum. Elimde 3 tane seçeneğim var. Of which, for whose, of whom. Hemen şu bilgiyi bir kenara not et. De ki, eğer ki elinde bir miktar ifadesi varsa, aman Allah'ım yanlış yerde. Nereye gidiyor? Ha. Eğer ki benim elimde bir miktar ifadesi varsa, miktar ifadesinden sonrasında of whose, of whom ya da ne vardı? Tek başına which mi? Çekin mi? Çabuk. Of which. Eyvallah. Peki. Of whose, of whom, of which. Kısmetse olur. Bunlardan bir tanesi var mı seçeneklerde? İki tane var. İki tane var. Vay arkadaş, bir türlü seçeneğe, doğru seçeneğe ulaşamadık. Ne yapalım? Hemen bir bakalım. Ya Edirne doğru. Ne güzel çiziyorum ya. Ne güzel çiziyorum. Ya Edirne doğru. Ya da Adana. Ya da Adana doğru. İyi. İkisinden bir tanesi. Neyi niteleyeceğim? Bak Adana which var. Edirne'de whom var. Whom kendinden önce niteleyebilecek ne ister? İnsan. İnsan ister. Var mı boştan önce insan? Yok. Var mı? İnsanın hikayesi Yok. var. Evet, insanın hikayesinden bahsediyoruz. Evet, benim nenemin hikayelerinden bahsediyorum. Hikayeyi niteleyeceğim. Ama hocam neneyi niteleyemez miyiz? Ya devamında have ifadesi gelmiş. Bu ne demek? Orada nitelediğin ifade çoğul olacakmış. Çoğul ifadeye bakarak stories'e gideceğim. O zaman stories insan değil, insan değilse net of whom mu of which, pardon, of which işaretledim. Anlama girelim. Nenemin hikayeleri. Most of which have never been heard. Çoğu duyulmamış olan benim nenemin hikayelerinin çoğunluğu should have been made into a book so far. Şimdiye kadar bir kitap haline getirilmeliydi. Yapılmalıydı. Bu arada should have verb 3 olay gerçekleşmedi. Should have verb 3 yerine ne kullanabilirim? Oturmaya mı geldim buraya? Ne kullanabilirim? Ought have verb 3. Net. Eyvallah. İşaretledim. Adana'yı anlamsal bütünlüğü oluşturdum. O zaman kısmetse olur diyelim.